Biz de buradan bir kalkış yapalım. Hem de belki bir sıfır yüzüne bakmış oluruz. Dibine kadar bastım arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Bugün Skoda bayisindeyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz yakın zamanda daha hatta geçtiğimiz gün Volkswagen Polo'yu paylaşmıştım. Bugün arkadaşlar Polo'nun üstüne Fabia'yı da tecrübe edip aralarında nasıl farklar var? Fabia B segmentinde nasıl bir araba gerçekten merak ediyorum. Size de göstermek istiyorum. O yüzden şu anda Çakıroğlu Skoda bayisindeyiz. Kendilerine de teşekkür ederim. Şimdi test aracımız dışarıda. Dışarıya çıkalım. Birazcık arabanın başında sohbet muhabbetimizi yapalım. Daha sonrasında da küçük bir test sürüşümüz olacak. Umarım keyifli bir video olur. Bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz abone oldukça arkadaşlar benim markalardan otomobil almam, bayilerden yeni arabaları teste almam çok daha kolay oluyor. Bilginiz olsun. Destek olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım. Videoya başlayalım. Arkadaşlar karşınızda Skoda Fabia. Bu arabada şöyle bir durum var. Öncelikle kusura bakmayın. Çok yol kenarındayım. Fazla ses geliyor olabilir. Bildiğiniz gibi GSR2 uygulamasıyla beraber bütün otomobillerde bazı güvenlik donanımları standart hale getirildi. Ama şu anda bizim inceleyeceğimiz Fabia bu GSR2 uygulamasına dahil olan Fabia'dan değil. Yani henüz o güvenlik donanımlarıyla beraber güncellenmemiş olan hali. Bu araba arkadaşlar test aracı. Test aracı olduğu için çok güncel bir araba değil. Güncel Fabia'daki donanımlar bu arabada yok. Bilginiz olsun. Ama ben yine de bu videoda Fabia'nın güncel halinde hangi donanımlar var? Bunları elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir farlarını yakalım isterseniz. Dışarıdan nasıl gözüküyor? Tasarımını beğeniyor musunuz Fabia'nın? Yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Fabia bence derli toplu duran bir araba. Hatta böyle biraz yerden yükseltilmiş gibi duran bir araba. Arkadaşlar ilk olarak gördüğünüz gibi farlarımız led bir şekilde yanıyor. Hem gündüz farlarımız hem de normal farlarımız led bir şekilde yanıyor. Ama bu farlar bildiğiniz gibi standart led olarak geçiyor. Şu anda bizim incelediğimiz araba Fabia'nın premium olan modeli 1.0 TSI. Ancak bu araba güncellenmemiş olan Fabia olduğu için bu arabada arkadaşlar motorumuz 110 PS ama güncellenmiş olan Fabia'da motorumuz 115 PS'e kadar çıkartıldı. Aslında Polo ile aralarındaki bence en temel farklardan bir tanesi Polo'da sadece 95 PS seçeneği vardı. Ama Fabia'da arkadaşlar 115 PS beygir gücü sunuyor bu 1.0 TSI motor. Açıkçası beni en çok etkileyen noktalarından bir tanesi bu aradaki beygir farkı oldu. Bilginiz olsun. Bu arabanın bir de arkadaşlar Monte Carlo olan donanım seçeneği var. Monte Carlo olan donanım seçeneğini aldığınızda 1.5 TSI 150 beygir motoruyla alabiliyorsunuz. Aynı zamanda farlarımız da standart ledlerle değil, uzun far asistlerine dahil olmak üzere hepsi geliyor. Alt tarafta gördüğünüz gibi sis farlarımız halojen bir şekilde yanıyor. Hemen yan tarafta lastiği hazır görmüşken şöyle söyleyeyim. Mesela tekerleklerimiz arkadaşlar bu arabada 16 inç jant kullanılmış. Ben bu jant tipini çok fazla sevmiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok fazla dolu dolu geliyor bana. Ama jantın 16 inç olduğunu belirtmemdeki sebep şu. Biliyorsunuz bir önceki çektiğim Polo'da jantlar 15 inçti arkadaşlar. Bu arabada 16 inç. Eğer Monte Carlo olanını alırsanız 17 inç olarak geliyor. Üstünde de Bridgestone'lar varmış. Tasarımsal bir fark mıdır yoksa gerçekten öyle midir emin değilim. Ama tasarım olarak Polo sanki böyle biraz daha büyük gibi gözüküyor diyebilirim. Şöyle arkasına doğru geçelim. Arkada arkadaşlar frenlerini merak ediyorum. Arka tarafa geldiğimde burada beni disk frenler karşılıyor. Mesela yine Polo'dan örnek vereceğim. Polo'da arkalar kampanyaydı. Çok şaşırmıştım. Açıkçası bunda diski görmek beni mutlu etti. Ki bence olması gereken de zaten bu. Disk olmalı. Şöyle arka tarafına doğru gelelim. Arkada da yine led farlarımızı görebiliyoruz. Sol tarafta sislerimizi de yaktım. Bence güzel duran bir araba. Tatlı bir görüntüsü var. Sadece biraz böyle, biraz arkadaşlar yukarıya doğru yükselen bir araba Fabia. O yüzden çok fazla sportif gözükmüyor açıkçası. Yani ben bu segmentte en çok Ibiza'yı mesela sportif bulurum. Fabia pek sportif gözükmeyen bir araba ama tatlı gözüken bir araba. Üst tarafta burada bir antenimiz var. Hazır arkasına gelmişken şöyle bir bagajını göstermeden bir farlarını kapatayım. Bu arada arkadaşlar anahtarsız giriş ve çalıştırmamız var şu an bu arabada bilginiz olsun. Donanım anlamında arkadaşlar bu arabada bazı eksiklikler var. Güncellenen Fabia'da donanım anlamında daha zengin şeyler var. Bunları da içeriye geçtiğimiz zaman anlatacağım. Zaten bizim bugünkü temel konumuz Fabia'nın kullanırken neler hissettirdiği. Bir bagajına da bakalım. Arka diz mesafesine bakalım. Mesela bu eksikliklerden bir tanesi geri görüş kameramız yok. Güncellenmiş halinde geri görüş kamerası olduğunu da söylüyorlar. Önlerde park sensörümüz yok. Arkadaşlar bagaj yeterli gözüküyor. Litre bazında olarak da ekrana yazarım. Aslında ben en çok arka diz mesafesini merak ediyorum. Burada kullanılan malzeme böyle biraz işte kontrol plak tarzı. Zaten alt tarafında görebilirsiniz. Keşke alt tarafı da komple kaplı olsaymış. Yani şunu görmeseymişiz keşke.
daha iyi olabilirdi. Alt tarafta Nexen marka 185-65-15 ebatında bir stepnemiz var. Bakın burada yine askılıklarımız vesaire var. Acaba bu Simply Clever detaylar Fabia'da da devam ediyor mu? Bakalım. Evet arkadaşlar, bakın burada aslında bir şemsiye koyma gözümüz yine mevcut. Ama bu test aracı olduğu için büyük ihtimalle buradan almışlar. Ama Fabia'da da yine burada şemsiyemiz var. Bu detayları Skoda'da gerçekten çok seviyorum. Şöyle bagajımızı kapatalım. Aa, burada bagajı kapatmak için bakın. Ya konu Skoda olduğu zaman böyle güzel, hoşunuza gidecek, işinizi kolaylaştıran detaylarla karşılaşmanız mümkün. Bakın buradan böyle rahatça çekin diye bir kol yapmışlar. Hoşuma gitti. Depo kapağını açalım. Bakın depo kapağını açıyorsunuz. Burada bir buz kazıyacağı çıkıyor. Ya Skoda'nın şu mottosu gerçekten güzel. Şimdi arka diz mesafesine bakalım. Ben koltuğumu kendime göre ayarlayayım. Olaya daha çok yeni oturduğum için aslında çok güzel oldu. Yani çok güzel denk geldi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi diz mesafesi olarak birbirlerine gerçekten benziyorlar. Mesafe olarak mesela dizlerimin ön tarafı olan yakınlığı olarak bir problem yok. İkisi birbiriyle hemen hemen aynı gibi ama açık konuşacağım. Polo'nun içerisinde daha fazla bir ferahlık vardı. Belki bu tasarımsal bir şey de olabilir. Yani şöyle ön tarafa baktığımda mesela Fabia çok daha derli toplu ve içeride daha sıkıştırılmış bir araba gibi gözüküyor. Hacim olarak bir problem var mı derseniz hayır. Mesela B segmenti bir arabada benim boyum 1.82, dizlerim ön tarafa değmiyorsa ve önümde de 1.82 birisi bu arabayı kullanıyor, öyle düşünün. Önlü arkalı bu şekilde oturabiliyorsa bence bu arabanın diz mesafesi anlamında bir problemi yoktur. Ha, ama mesela koltuk kafalıkları falan böyle biraz büyük gibi. O yüzden sanki Polo'nun içinde biraz daha ferah bir alan vardı diye hissediyorum. Şöyle de bir detay var. Bu arabanın tavanı daha yüksek bir şekilde geliyor. Tavan daha yüksek bir şekilde geldiği için en azından baş mesafesi anlamında o ferahlığı biraz arttıran bir detay olmuş. Şunları yakalım. Aynı Polo'daki gibi yanıyor bu arada. Volkswagen'le birebir aynı. Ha bakın burada beyaz ışık kullanmayı tercih etmişler. Orada sarı ışık kullanılmıştı mesela. Ben araç içi aydınlatmalarda beyaz ışığı daha çok seviyorum. Arkada iki tane klima menfezimiz var. Alt tarafta da çift taraflı Type-C çıkışımızı görüyoruz. Sanki Polo'nun içerisinde arkada menfez yoktu. Tam hatırlayamadım. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bakın bu menfezlerin üstüne de şöyle küçük kristal bir işleme yapmışlar. Böyle küçük detaylar güzel. Komple sert plastik arkadaşlar arka taraf. Yani üst taraf da sert plastik. Şu kolunuzu koyduğunuz yerler de sert plastik. Şaft tünelimiz var. Arka taraf böyle. Diz mesafesi iyi ama böyle bir tık ferahlık anlamında büyük ihtimalle şu koltuk kafalıklarının büyüklüğünden dolayı öyle hissettim. Dediğim gibi anahtarsız girişimiz var. Şöyle içeriye bindik. Bakın kapıyı buradan kolayca tutup şöyle çekebiliyorsunuz. Güzel kullanışlı bir kapı tutamağı olmuş. Elektrikli aynalarımız var ama katlanır değil. Artık gerçi yeni değil de bu direksiyon. Böyle iki kollu olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir arabayı çalıştırmak istiyorum. Çok sıcak. Şöyle 1.0 TSI motorumuza bir cam verelim. Biraz çalışsın. Çift taraflı dijital klimamız var arkadaşlar. Şuradan menüye bastığımız buraya direkt klima menüsü geliyor. Güzel. Şuradan fanın şiddetini şöyle ayarlayabiliyoruz. Birazcık kısalım. Kameraya ses gelmesin. Bakın arkadaşlar burada kumaş kullanmışlar. Ben daha önceki videolarımda da söyledim. Bu kumaş beni rahatsız eden bir durum değil. Üst taraflar mesela bakın burada sert. Dediğim gibi çok yeni Polo kullandım. Sürekli o yüzden kıyaslıyorum. Polo'da göğsünün üst tarafı yumuşaktı arkadaşlar. Ama burada sert. Bir de böyle bu kısmın altı biraz boş gibi. Ha, ama buralara böyle çok dokunarak vurarak mı giriyorsunuz? Hayır, ben sadece hani göstermek için söylüyorum. Ama şu kumaş detayı bence hoş olmuş. Seviyorum o kumaş detayını. Bildiğiniz gibi artık yeni dönemde sıfır araba alacaksanız o arabalarda arkadaşlar bazı donanımların standart olması gerekiyor. Bu arada renkli ekran oldukça tatlı gözüküyor. Hoşuma gitti. Şöyle sürüş asistanlarına bastığımız zaman burada bir dinlenme molası, yani yorgunluk algılama olduğunu görüyoruz. Bir de bakın burada front assist varmış. Ama tabii bu front assist'in yanı sıra bu front assist'in üstüne de gelmesi gereken bazı güvenlik donanımları oluyor arkadaşlar. Mesela şurada arkadaşlar asistanların kısa yol tuşunu görebiliyorsunuz. Buraya bastığınızda ekranda burada asistanları görebileceğiniz bir alan açılmış oluyor. Burada ne var? Sabitleme sistemi var. Sınırlayıcı var. Bir de alt tarafta front assist var. Normalde arkadaşlar lane assist gibi sürüş asistanlarında olması gerekiyor. Mesela burada Smart Link uygulamasına bastığınızda ya da şurada mesela bastığınızda arkadaşlar özellik kullanılamıyor diyor. Ama şu anda Skoda'nın kendi sitesinden eğer bakarsanız bu donanım seçeneği içerisinde işte Apple CarPlay'iniz, Android Auto'nuz vesaire geliyor. Bilginiz olsun. Yeni bir Fabia almak istediğinizde Apple CarPlay'iniz, Android Auto'nuz var. Bunu da söylemekte fayda var.
Bunun haricinde mesela geri görüş kameranız da standart bir şekilde geliyor. Onun haricinde manevra frenleme fonksiyonu gibi farklı güvenlik detayları da standart bir şekilde geliyor. Yani arabayı park ederken vesaire çok yaklaştığınızda anlık kendisi fren yapıyor. Bunun gibi farklı donanımlarla karşılaşıyorsunuz. Bu araba güncel, yani en güncel Fabia olmadığı için arkadaşlar ben daha çok sürüşte neler hissettirdiğini anlatmaya çalışacağım. O yüzden lafı çok fazla uzatmayalım bence. Yola çıkalım, bakalım Fabia yolda neler hissettiriyormuş. Biraz yolda konuşalım. Sanırım düğün konvoyuna denk geldik. Ben ne zaman video çeksem bir düğün konvoyuna denk geliyorum arkadaşlar. Kol dayamanın şöyle hani ayarı yok. Bilginiz olsun, hani şurada kalsın burada kalsın gibi çıt çıt diye ayarlayamıyorsunuz. Ama kol dayama güzel, yani kolunuzu dayadığınızda bir problem yaratmıyor. İçerisi birazcık küçük ama zaten B segmentinde arabalar da küçük bildiğiniz gibi. Burada bardaklığımız var ama bakın bunu böyle komple buradan çıkarabiliyorsunuz. Yine Skoda'nın kullanışlı detaylarından bir tanesi. Hadi bakalım yola çıkalım. Bakalım neler hissettiriyormuş yolda. Evet arkadaşlar, Fabia'mızın içerisine geçtik. Gamze Hanım var yanımızda. Bize sürüşte eşlik edecek. Şimdi beraber arkadaşlar çıkacağız. Fabia ile birazcık dolaşacağız. Dediğim gibi bu en güncel olan Fabia modeli değil arkadaşlar. En güncelinde motorumuz 115 PS. Şu an bizim kullandığımız Fabia'da 110 PS'lik bir motor var. Güncellenmiş halinde 115 beygire çıkıyor. Ya bir 5 beygirlik bir fark var. Ama videonun başında söylediğim gibi mesela işte daha çok taze 2 gün öncesinde Polo kullanmıştım. O Polo'da arkadaşlar 95 beygirin haricinde bir motor seçeneği yoktu. Hatta bir de atmosferik olanı vardı onun, 80 beygir. Fabia'da 110, hatta yani daha doğrusu güncel halini söyleyeyim. Fabia'da 115 beygir olması bence en azından satış pazarlama açısından çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Ama tabii bizim bugünkü konumuz genel itibariyle sürerken Fabia'nın neler hissettirdiği olacak. TSI-DSG kombinasyonunu her zaman beğenmişimdir zaten. Elimden geldiğince de her fırsatta söyledim. Ayağımı gazdan çektiğimde bu arada genelde şanzıman arabayı akıtma yönünde. Yani böyle boşa atar gibi yapıyor. Ben bu motorları genelde seviyorum arkadaşlar. Özellikle verimlilik açısından seviyorum. Şuradan ekranlar arasında bir geçelim bakalım. Yine kadranı alalım ortaya. Konfor dengesine bakıyorum. Ya aslında Polo'yla gerçekten benzeyen tarafları var. Sadece mesela fren biraz agresif gibi geldi. Hani hemen kapıyor fren. Basar basmaz hemen böyle bir ısırma eğiliminde. Polo'da pek öyle değildi. Soldan mı? Tamam. Evet, fren biraz hassas arkadaşlar. Bu segmentte Ibiza'yı kullandım. İşte Polo'yu kullandım. Clio'yu kullandım. Yani bu segmentteki çoğu arabayı kullandım. Fren konusunda Fabia böyle biraz hemen kapıyor gibi geldi bana. Polo'da böyle biraz daha yedire yedire. Daha dozajını daha iyi yapabiliyorduk. Fabia böyle Polo ile Ibiza'nın ortasında bir fren karakteri var gibi geldi bana. Konfor açısından da yine benziyorlar. Konforsuz bir araba değil. Yani şöyle, yani ne çok sert ne çok yumuşak bir yapısı var. Hafif böyle bir gerginlik var arabada ama sanki işte arabanın boyutları itibariyle küçük olmasından kaynaklanıyor gibi. Şimdi yol biraz daha, eğer arabayı akıtabileceğimiz bir güzergah bulursam daha net bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Direksiyonu pamuk gibi. Yönlendirmesi bu arada çok kolay. Yani bu arabayı kullanırken her yere sanki arabayı sokabilirmişim gibi hissediyorum. Tam bir şehir içi otomobili aslında. Motor da şehir içinde oldukça hevesli. Şuradan yine şanzımanı şöyle geriye çektiğinizde ESA alabiliyorsunuz. ESA aldığınızda hemen gaz tepkisi değişiyor. Normalde mesela hep 2000 devirin altında gitmeye çalışıyor ama ESA aldığınızda 2000 devirin üstünde tutuyor genelde arabayı. Şöyle kırmızıda duralım. Hem öndekiler gitsin. Biz de buradan bir kalkış yapalım. Hem de belki bir sıfır yüzüne bakmış oluruz. Önümüz güzel bir düzlük. Bakalım nasıl kalkacak. Ama tabii bu 110 beygir. Bunu unutmamak lazım. Günceli 115 PS. Dibine kadar bastım arkadaşlar. Yani 1.0 bir motora göre gerçekten hevesli. Sadece şu dikkatimi çekiyor benim yeni DSG'lerde. Eskiden DSG böyle biraz daha keskin hareketler yapardı, böyle pat 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 diye atardı. Yenilerinde sanki, belki de şanzımanın ömrünü uzatmak için yapmış olabilirler, biraz daha böyle konfora yönelik kalibre etmişler gibi geldi. Aynısı Polo'da da vardı, Fabia'da da var arkadaşlar. Orada D200, D220 şanzıman isimleri var güncellemeye
Evet, onun da en büyük sebebi aslında şu arkadaşlar. Ne zaman DSG bir arabaya binsem söylüyorum. Böyle yoğun trafiklerde genelde arabayı şöyle manuel alırsanız ve birinci viteste arabayı ilk hareketini yaptırmaya teşvik ederseniz yani kolay kolay ısınmaz. Ben Leon'da mesela bir kere bile şanzıman ısındığı hatasını almamıştım. Bunun da en büyük sebebi genelde böyle yoğun trafikte birinci viteste kullanıyordum arabayı. Şanzımanın kavramasının da ömrünü uzatacak bir detay, bilginiz olsun. Burada hemen sol tarafta start stop'u devre dışı bırakacağımız bir kısa yol tuşu var. Ben böyle kısa yol tuşlarını önemsiyorum. Olması gerekiyor bence. Yokuş kalkış desteğimiz var. Frenden kaldırdığımda arabayı olduğu yerde tutuyor. Bakın şimdi birazcık hareket ettirdim. Sonra buradan D'ye çektim. Tamam, bundan sonra kendisi 2 yaptı. Önemli olan o ilk hareketi birinci vitesle yapmak. Bir de yani bu tarzda böyle sollamalara falan çıktığınızda ya 1-0 bir motor deyip kesinlikle ön yargılı yaklaşmayın. Gerçekten hevesli arkadaşlar. İstekli. Frene de çok alışamadım ya. Fren böyle çok hızlı kapıyor gibi geliyor. Yani yalıtım konusunda benziyorlar bu arada Polo'yla. Hani 60-70'te falan gidiyorum tabii şu an. Yani yüksek hızlara çıkmıyoruz ama biraz andırıyorlar açıkçası. Yani yine segmentinde kesinlikle kabul edilebilir bir yalıtım seviyesi var gibi geldi bana. Motor böyle çok yüke bindiğinde o 3 silindirlinin hırıltısı geliyor. Ama onun ayrıca mesela sakin kullanımda 3 silindirli bir motora göre yine pürüzsüzlüğünü koruyor bence. Yani sakin kullanımdayken 3 silindirli demezsiniz bu motora. Ne zaman ki böyle gaza yükleniyorsunuz, o zaman o hırıltılı 3 silindir gelmeye başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu segment arabalar içerisinde beni genelde Volkswagen grubunun en çok etkileyen noktası motoru oluyor. Yani gidiş anlamında asla mağdur etmiyor. Bastığınız zaman ayağınızın altında güç var. Fabia'da sadece böyle biraz ese almak gerekiyor gibi hissediyorum ama o biraz bence şanzımanın kalibrasyonuyla alakalı gibi geldi. Gaz pedalını biraz ezdikten sonra araba gerçek performansını vermeye başlıyor. Onu da ortadan kaldırmak için şöyle ese almak gerekiyor. Mesela şu an sol tekerlek ıslandı. Gaza bassak büyük ihtimalle bak. Sol tekerlek patinaja kaldı. Ya bu ara hızlanmaları oldukça başarılı. Anında 80-90-100 km çıkıyor araba. Direksiyonu hep yumuşak. Yani bu arabada da hani böyle bir sportif kullanayım da işte virajlara gireyim falan hissiyatı kesinlikle gelmiyor. Bu bana en çok Ibiza'da geliyordu bu segmentte. Hani mesela Clio'da da gelmemişti. Ya da Opel Corsa'yı da söyleyebilirim. Hani Corsa ve Ibiza bana böyle biraz daha hani virajlara atalım hissiyatı veren arabalardı. Fabia'da aynı Polo'da olduğu gibi Fabia'da genelde bu hissiyat gelmiyor. Böyle sakin sakin kullanalım hissiyatı geliyor. Bir de tabii arkadaşlar bu arabanın Monte Carlo olan donanım seçeneği var. Orada 1.5 TSI ile beraber geliyor. Bu araba 1.5 TSI motorla beraber uçar, öyle söyleyeyim. Çünkü 150 beygir. Aa öyle mi? Kullanıyor. Sizin aracınız mı? Evet, kendi aracım. Nasıl, gidişinden memnun musunuz? Çok memnunum. Ben normalde bayağı performanslı çünkü. Farklı bir marka kullanıyordum. Bir gün müşterimiz test sürüşüne çıkmamıştı. Onun yerine ben sürdüm. Sonra kamik bir sıfır test sürüşüne çıktım. Sonra eşimi aradım. Arabayı sat. Ne yapıyoruz diye. Sonra eşim test sürüşüne geldi. 1.0-1.5 arada kaldık. Evet. Sonra eşim şey dedi, biz garanti olsun yine de 1.5 mi alsak dedi ama 1.0 da alabilirdik yani. Tamam bak, benim ön yargım orada yıkıldı. Kesinlikle bakın 1.0 yeter ama 1.5'i güldürür. Evet. Yani 1.5'i kullanırken yüzünüz güler. O arabanın 0-100'ü 8 saniyelerde falan olması lazım. Aynen. Çoğu arabayla hani yolda kafa tutar, hatta şaşırtır. Arkadaşlar arkanızdan yani bir Fabia size selektör atıyorsa ve eğer 1.5 değilse Monte Carlo paketse
biraz üzebilir. Bilginiz olsun. Bu arada ben Ümraniye'de oturuyorum. Çekmeköy Beşiktaş tesisleri arasında basan Fabio Monte Carlo benim. Arkadaşlar Gamze Hanım da bizden çıktı. O da gazlıyormuş. Ben de ayıp olmasın diye hep sakin kullandım meğersem. O da gazlıyormuş. Bu arabanın da olması gerektiği yer biraz şehir içi. Yoğun trafik koşullarında nasıl ya da işte ara hızlanmalarda, sollamalarda nasıl? Yani şehir içi trafiğinde genelde bu arabayı alanlar tercih ediyor. Şöyle söyleyeyim, gerçekten şehir içinde asla mağdur olacağınızı düşünmüyorum. Fabia bence çoğu şeyi karşılıyor. Özellikle zaten bunu motoruyla çok iyi yapıyor. Bir de yani 115'ti, daha güncelerle olmuş olsaydı daha iyiydi. Bir de tabii GSR2 uygulamasıyla beraber çok daha farklı güvenlik donanımları da eklenmiş oluyor. İşte lane assist'iniz geliyor, geri görüş kameranız geliyor. Ön park sensörü katlanır aynı. Ha tamam. Tamam. Ön park sensörü geliyor. Katlanır aynı geliyor. Ama tabii onun katlanır aynının GSR'le bir alakası yoktur da. Yok. Yeni premium'da. Güncellememizde eklendi onlar. Hı-hı. Standart hale geldi yani. Yani premium donanım aldığınızda kendiliğinden geliyor. Güzel. Ben zaten biraz baktım donanım listesine. Premium donanımda pek çok şey var. Tabii tabii. Premium ile Monte Carlo arasında çok fark kalmadı aslında yenilerde. En büyük fark motor. Motor, kablosuz şarj eklendi, otomatik park pilot eklendi. Bir de onun Monte Carlo görselleri. Arkadaşlar Fabia bana biraz kitabın ortası gibi geldi. Güzel tarafları var ama işte örnek veriyorum, mesela Ibiza kadar sert sportif bir araba değil ama Polo kadar da kullanırken konforlu hissettiriyor. Tam arası gibi. Yani B segmentinde her şeyden biraz olsun dediğiniz bir araba varsa Fabia aslında biraz bunları karşılıyor gibi. Buradan sağdan geçecekmişiz. Yani benim hoşuma gitti. İnşallah bir gün daha detaylı bir testi alacağımız bir gün gelir. Vakit anlamında daha rahat olduğumuz bir zaman olursa kendi güzergahımızda da belki kullanırız. Ama ben Fabia'yı beğendim. Volkswagen grubu arabaları en çok ön plana çıkaran noktası bence motor şanzıman kombinasyonu. Arkadaşlar özet olarak Fabia böyle bir arabaydı. Gidiş anlamında kesinlikle tatmin eden. Kontrollü kullandığınız zaman yakıt tüketimi anlamında da daha önceki videolarımda söylediğim gibi TSI motorlar affedici olabiliyor. Onun haricinde geri kalan noktalarda işte konfor dengesiydi, yalıtımıydı vesaire. Tam böyle hani kitabın ortası diyebileceğimiz bir yerde. Hani yalıtımı rahatsız etmiyor. İşte konfor da mesela konforsuz diyemem ama hani böyle çok yumuşmuş bir araba da değil. Hep diyorum işte mesela Citroen C3 kullanıyor olsanız orada daha yumuşak süspansiyonlar sizi karşılıyor. Ama Fabia da ortadan biraz daha serte dönük gibi hissettiriyor. Bilginiz olsun. Bir de arkadaşlar şuna da muhakkak dikkat edin. Önce boşayalım. El frenini çekin. Ayağınızı frenden kaldırın. Daha sonrasında park konumunu alın. Bu da şanzımanı koruyan detaylardan bir tanesi. Fabia'dan böyleydi arkadaşlar. Kısa bir test sürüşü yapmış olduk. İşte iç hacmini vesaire, malzeme kalitesini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Siz Fabia hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki otomobil videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.